Evet arkadaşlar, Kıyamet Babası Cage'in unutulmaz performansıyla karşınızdayız. Bu filmde Nicolas Cage'in kariyerinin en unutulmaz performanslarından birine tanık olacaksınız. Nicolas Cage, bu ismi duymayanınız yoktur herhalde. Hollywood'un en karizmatik ve yetenekli aktörlerinden biri olarak bilinir. Sinemanın asil çocuğu bu sefer karşımızda bambaşka bir rolle Arcadia'nın ıssız topraklarında. Bu filmde Cage'in alışık olduğumuz rollerden çok farklı bir karakteri canlandırdığını göreceksiniz. Unutmayın, bu Cage'in alışık olduğunuz rollerinden değil, bu filmde onun oyunculuk yeteneklerinin sınırlarını zorladığını göreceksiniz. Burada, fırtınanın ortasında dimdik duran, çocuklarını korumaya yemin etmiş bir babayı canlandırıyor. Bu rol, onun ne kadar çok yönlü bir aktör olduğunu bir kez daha kanıtlıyor. Paul rolündeki Cage, sakinlikle öfkenin o ince çizgisinde yürüyor. Bu karakterin derinliklerini ve karmaşıklığını mükemmel bir şekilde yansıtıyor. Gözlerindeki her çizgi, hayatta kalmanın ve kaybetmenin ağırlığını anlatıyor. Bu, onun oyunculuk yeteneğinin ne kadar derin olduğunu gösteriyor. Arcadian, sadece bir kıyamet sonrası gerilim filmi değil. Aynı zamanda insan ruhunun derinliklerine inen, umut ve çaresizlikle dolu bir hikaye. Bu film, izleyiciyi derinden etkileyen temaları işliyor. Cage bu duygusal yolculuğu inanılmaz bir incelikle ve güçle bize geçiriyor. Onun performansı izleyiciyi adeta büyülüyor. Onun performansı filmin kalbinde atan bir nabız gibi sizi içine çekiyor ve bir daha asla bırakmıyor. Bu film Nicolas Cage'in oyunculuk kariyerinde unutulmaz bir an olarak kalacak. Çöküşten sonra umut, Arcadia'nın dünyasına hoş geldiniz. Bu dünyada her köşede bir hikaye saklı. Dünya artık eskisi gibi değil. Doğa, uygarlığın kalıntıları üzerinde tekrar hakimiyetini kurmuş. Şehirler ormanlara dönüşmüş, beton yapılar yeşilliklerle kaplanmış. İnsanlık ise geçmişin hatalarından arta kalanlarla yetinmek zorunda. Hayatta kalmak için eski dünyadan kalanları topluyorlar. İşte Arcadian bu kasvetli ve tehlikeli dünyada geçiyor. Her adımda bir tehlike, her köşede bir bilinmezlik var. Yönetmen Ben Brewer, kıyamet sonrası atmosferini etkileyici bir şekilde yansıtıyor. Görseller izleyiciyi bu karanlık dünyaya çekiyor. Paslanmış metalin kokusunu neredeyse hissedebiliyorsunuz. Her detay bu dünyanın ne kadar çürümüş olduğunu gösteriyor. Rüzgarın uğultusu, hayatta kalanların fısıltılarıyla karışıyor. Bu sesler, yalnızlığın ve umudun bir karışımı. Bu dünyada, hayatta kalmak başlı başına bir mücadele. Her gün, yeni bir zorlukla yüzleşmek zorundalar. Her gün yeni bir sınav, her gece yeni bir tehdit. Hayatta kalmak için sürekli tetikte olmak gerekiyor. Paul ve oğulları Joseph ile Thomas, bu amansız dünyada kendilerine bir yaşam kurmaya çalışıyorlar. Birlikte her zorluğun üstesinden gelmeye çalışıyorlar. İzole bir ev, onların kalesi. Bu ev, onları dış dünyadan koruyan bir sığınak. Ancak güvenlik duvarları ne kadar yüksek olursa olsun, tehlike her zaman bir yolunu buluyor. Her an yeni bir tehdit kapıda olabilir. Güvenlik duvarlarının ötesinde, tehlikenin yankısı. Bu duvarlar dışarıdaki bilinmeyen tehlikelerden korunmak için inşa edilmiş. Paul, oğullarını korumak için her şeyi yapmaya hazır. Onlar için her türlü fedakarlığı göze almış durumda. Evi adeta bir kaleye dönüştürmüş. Tuzaklar, alarmlar, her köşede bir önlem var. Her detay, güvenlik için titizlikle düşünülmüş. Çünkü o, bu dünyanın acımasızlığını çok iyi biliyor. Hayatın zorluklarıyla defalarca yüzleşmiş. Geçmişin hayaletleri onu sürekli olarak takip ediyor. Her an geçmişin izleriyle boğuşuyor. Yüzündeki her çizgi, kaybettiği bir mücadelenin, yaşadığı bir acının izi. Her kırışıklık bir hikaye anlatıyor. Ancak tehlike sadece dışarıda değil, içeride de büyük bir savaş var. İçeride Paul'un kalbinde de gizleniyor. Kendi iç dünyasında da huzuru bulamıyor. Geçmişin travmaları onu asla rahat bırakmıyor. Korkuları oğullarına da geçiyor. Bu durum aile dinamiklerini derinden etkiliyor. Özellikle de küçük oğlu Thomas babasının endişelerini hissediyor ve bu durum onun genç ruhunda derin yaralar açıyor. Thomas babasının korkularıyla büyüyor. Kayıp masumiyet, Thomas'ın ormana yolculuğu. Thomas henüz çocukluğun masumiyetini kaybetmemiş. Babasının anlattığı hikayelerle büyüyor. Ancak gerçek dünya hikayelerden çok daha acımasız. Bir gece Thomas ormana doğru gizlice uzaklaşıyor. Yasak olanı merak ediyor. Babasının uyarılarını unutup tehlikenin kollarına doğru koşuyor. Bu yolculuk Thomas'ın masumiyetinin sonu olacak. Ormanın derinliklerinde onu bekleyen bir tehlike var. Bir gölge, bir fısıltı, bir çift parlayan göz. Thomas, babasının anlattığı canavarların gerçek olduğunu çok geç anlayacak. Ve bu gerçek, onun çocukluğunu sonsuza dek elinden alacak. Komşular ve düşmanlar, güvenin kırılgan dengesi. Bu dünyada yalnızlık, ölümcül bir lüks. Hayatta kalmak için bazen başkalarına güvenmek zorundasınız. Paul ve oğulları da yakınlarda yaşayan bir ailenin varlığını keşfederler. Bu aile onlara umut ışığı olur. Belki de bu ıssız dünyada yalnız değillerdir. Belki de birlikte daha güçlü olabilirler. Ancak güven en kırılgan bağlardan biridir. Özellikle de bu dünyada. Komşular arasındaki huzur kısa sürede şüpheye ve korkuya bırakır. Geçmişin sırları ortaya döküldükçe güvenin temelleri sarsılır. Ve Paul oğullarını korumak için kimin dost, kimin düşman olduğunu çözmek zorundadır. Geçmişin hayaletleri, Paul'un iç çatışmaları.
Paul sadece dışarıdaki tehlikelerle değil, aynı zamanda kendi içindeki şeytanlarla da mücadele ediyor. Geçmişin travmaları onu asla rahat bırakmıyor. Yaptığı hatalar, kaybettikleri hepsi zihninin derinliklerinde yankılanıyor. Bu yük onu her geçen gün biraz daha tüketiyor. Cage, Paul'un iç çelişkilerini ustalıkla canlandırıyor. Gözlerindeki donuk bakış, ruhunun derinliklerindeki fırtınanın habercisi. Onun sessiz çığlığı izleyiciyi derinden etkiliyor. Paul sadece hayatta kalmak için değil, aynı zamanda geçmişiyle yüzleşmek ve oğullarına daha iyi bir baba olabilmek için de savaşıyor. Korku ve duygusallığın dansı Brewer'ın ustalığı. Yönetmen Ben Brewer, Arcadian'da korku ve duygusallığı ustalıkla harmanlıyor. Film sadece ucuz korku efektleriyle değil, aynı zamanda karakterlerin iç dünyalarına inerek izleyiciyi derinden etkiliyor. Gerilim yavaş yavaş inşa ediliyor ve sizi bir an bile rahat bırakmıyor. Brewer, filmin atmosferini yaratırken ışık ve gölge oyunlarından ustaca faydalanıyor. Karanlık, bilinmeyeni simgeliyor. Işık ise umudun ve insanlığın son kalıntılarını temsil ediyor. Bu zıtlıklar, filmin görsel dilini zenginleştiriyor ve izleyiciyi derinden etkiliyor. Spielberg etkisi, nostalji ve gerilim. Arcadian, 80'lerin Spielberg filmlerinden de ilham alıyor. Özellikle de E.T. ve Goonies gibi filmlerin büyülü gerçekçiliği Arcadian'ın atmosferinde hissediliyor. Ancak Brewer bu nostaljik ögeleri kendi karanlık ve rahatsız edici vizyonuyla harmanlamayı başarıyor. Bu sayede film hem tanıdık hem de yabancı bir his yaratıyor. Sanki çocukluğunuzdaki bir kabusun içine çekiliyorsunuz. Ama bu sefer uyanmak için kimseyi çağıramazsınız. Çünkü bu kabus gerçekliğin ta kendisi. İnsanlığın kalıntıları, Arcadian'ın kalıcı mesajı. Arkadaşlar, Arcadian sadece bir kıyamet sonrası gerilim filmi değil. Aynı zamanda insan doğasına dair evrensel soruları da ele alan bir film. Umut, çaresizlik, sevgi, kayıp, güven, ihanet. Bu temalar filmin kalbinde yer alıyor ve izleyiciyi derinden etkiliyor.